Olsun sana canım feda, Hak'tan bize devlet olan Ahmet Muhammed Mustafa. Olsun sana canlar feda. Ey güzellerden güzel ruhu Resul-i Kibriya, hasta gönlüme nazar kıl, kalbime sensin deva, hasta gönlüme nazar kıl, kalbime sensin şifa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ayağa mecburi. Efendimiz'i şu şerifanında ayağa kalktığımızda. Evet. Hoca efendiler kutlu doğum programı için geldiler. Bu da bid'attı. Doğru, bid'at. Uydurmadı. Evet. Zaten lakin, 87'den sonra. Lakin bir vesile. Bir toplantı olursa bir tuzaktır. İnsanlara bilhassa gençlere bir tuzaktır. Gelsinler. Herhangi bir vesile efendim makbuldür. Efendimiz de madem ki onları davet ediyoruz, ona tazimi ve onlara sevgiyi aşılamak istiyoruz. Tabidir ki tazim ve sevgi imanın esasıdır. Tazim olmasa iman olmaz. Sevgi olmasa evet, efendim, amel olmaz. Onun için merhamet şimdi Efendimizin her sene bir hususiyeti ile bu program yapılıyor. Geçen sene aile eğitimiydi. Bu sene merhamet eğitimi. Seneye belki bir başka Resul Efendimizin bir hususiyeti. Çünkü değişiklik dikkati çeker. Evet. Efendim, değişiklik olmadığı vakitinde her şey aman gene aynısıdır der. Evet. Bu isimden de efendim bir parça bu toplantıya katılmaya insanlarda bir arzu uyanıyor. Evet. Uyanacak. Yani bir kişi bile لَا يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا صَدَقَ رَسُولُهُ اَوْكَ مَا قَالْ. Öyle. Bir kişiyi de kazansak bütün dünyayı kazanmak da iyi. Evet. O yüzden sağ olun. Allah razı olsun. Amin. Evet. Sizden de razı olsun efendim. Ya bizim bu memleketimiz Bismillahirrahmanirrahim.
çok garip kalmıştır. Ne zamandan beri efendim Türkiye'de Devlet-i Aliye'nin saltanatının sona ermesinden sonra biz sahipsiz kalmışız. Ya. Beyoğullarımız, hoca efendiler. Ve buradaki efendim John Türkler diyeceğiz. Zaten ortalığı berbat eden bu John Türklerdir. Buraya bu adada 65 senedir hizmetteyiz güya. Yani Allah ömrünüzü uzun etsin. İlk geldiğimizde John Türklerden meşhur bir kimse vardı burada da. John Rifat derlerdi ona. Bir efendim gazetede de yazar dururdu ara sıra. Biz geldiğimiz vakitte efendim bize sağ olun kullanalım. Bize çok hücum etti. Gazetelerde yazdı. Bu fakirle birkaç satır yazdım cevap olarak. John Rifat dedikleri kimse size cevap vermeye gerek yoktur. Ve sizin İslam hakkında yazı yazmaya hakkınız da yoktur. Çünkü başınızdaki John kelimesi sizin bu dinle alakanız olmadığına en büyük şahittir. Size cevap vermeye lüzum yoktur diye yazmıştım. Ne yapalım? Şey efendi, efendim. Bu Kıbrıs'ın John kahvesi oradan mı geliyor yoksa? Yok, o John. Anlamadım. John Türk dedi o. John kahvesi var ya Türkiye Kıbrıs'ın. John kahve. John kahve. Yok, o değil. Onunla bir ilişkisi var mı bunun? Yok. Onun alakası yok. Ona küçük yaşta mektepte lakap takmışlar. John derdi. Efendim. Siması da İngiliz tipinde olduğu için John demişler ona. Yani Johnny. Johnny'den gelmiş. Bak hocam maşallah mevsu'a deriz. Mevsu'a bildiğin mi? Ansiklopedi malumatı olan İmam Efendi bizim. Efendi Hazretleri yanınızda bulunuyor. O kadar olur. Yanımızda duruyor diyorum. O kadar olur. İşte yanımızda duruyor. Elhamdülillah. Biz de geçiriyoruz. Elhamdülillah. Nasıl? İyidir. İyidir. O zahmeti de rahat bırakmazlar. Ya. Allah neşenizi arttırsın. Ömrünüzü uzun etsin. Allah razı olsun. İyi gördük sizi. Siz tenezzül edip de. Estağfurullah. Buraya kadar geldiniz. Estağfurullah. Allah sayenizi meşgul eylesin. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Korkmayın. Allah razı olsun. Korkmayın. Efendim, biz Müslümanlarız. Elhamdülillah. Dinimizle iftihar ederiz. Kabileyle iftihar etmek cahiliye adetidir. Malum evet. Haliyiz değil mi ya? Evet. El Hakimut'te de geçiyor. Biz Müslümanız. Aynı zamanda Müslümanlığını bin yıl sancağını taşıyan ya. Şanlı ecdadımız da Osmanlı'dır. Elhamdülillah. Şimdikiler ona varis olamadı. Ya. Varisliğini de inkar etti. Onlar inkar ettiği vakitinde ecdadımız da bundan inkar etti. İnkar ettiği vakitinde işte halleri görülüyor. Evet. Bir işimiz doğru değildir. Hocam. Bir işimiz şeriata uygun işimiz varsa lütfen söyle.
Ümidimiz var efendim, ümidimiz. Yani, bırakmazsak ümidimizi. Evet. Ümidimizi biz 24 saatte tahakkuk ettiririz. Lakin başkalar müsaade etmiyor. Evet. Ben de diyorum, sizin üzerinde başka kuvvet var. Sizi mamurlatacak. Tabii. Dünyanın ise verilmiş değildir. Siz öyle zannedersiniz ama değildir. Evet. Bu dinin sahibi vardır. Amin. 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 Hay hay. Bunların şeyine kalmadı. Tabii. Ne isterse söylesin, ne isterse yapsın. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Evet. Sahi sözler değil mi? Evet. اِنَّ عَتَدْنَا الْكَافِرِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَاطِقُهَا. Azabın eliyim mi? Hafız. Evet. Hafızdır. Hem de iyi hafızdır. Yani Cenab-ı Hak لَا اِقْرَهَا فِي الدِّينِ. Evet. Mecburiyet yok. Mecburiyetten olan işin zaten faydası yok. Evet efendim. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Aklı selimini kullanan elbette ki hak dini kabul eder. Hak şeriatını kabul eder. Evet. Aklı yeterli değilse efendim mükellef değil zaten. Gayrı mükellefler kimdir hoca efendi? Delilerdir. Yok. Dört ayak bunlar. Değil mi hocam? Efendi Hazretleri, biz sizi seviyoruz. Efendim. Cehaletimizden ileri geri konuşuyoruz. Hakkınızı helal buyurun. Yok biz tevezzül edip buraya geldiniz. Allah size razı olsun. Hocam efendi, olmaz oldu. Nereden bense Bursa'da. Ne koyalım adını? Osman Gazi. Diyorum. Ben sarıyınca Hacı Efendi oğlumuz oldu. Teberrüken bir isim. Orhan Gazi. Dolduracağım dedi. Bunların gözüne batsın. Ki bunlar Osmanlı'na ikrah eder. Dolduran memleketin içini evet. Bir vakit boyuna kemal ya, doldurdular. Ya. Biz de dedim şimdi döndüreceğiz. Kim isim isterse Orhan Gazi, Osman Gazi, Murat Han, Selim Han. Evet. Söyle dedim. Evet. Batırmayın ecdadınızı. Evet. Batırmak isteyenler batsın. Ya Allah razı olsun. Bu sohbet diyor, baldan tatlı geldi diyor. Daha bala ihtiyaç yok diyor. O ruhaniyetimiz işte. Cismaniyetini ağzımı açıp bekleyeceğiz. Burada Allah söylesem. Ne yapalım? Dedim ben bazı zaman şeyler dışında ben seviyorum pezevenkleri. Gönül ustaya. ne yapalım dedi ya biz azatlandık. O tekavur Rahman'ım ben artık. Benim kalem yazma melekeli. Onun için ben de böyle siliyorum. Fırsat bu fırsat. Bir Osmanlı çınar ekti. Elhamdülillah. Dağ gibi durur. Bunlar hocam, efendim, bu unutulmaz bir sohbet oldu. Vallahi hocam sen ne zaman geldin? Önce ekti. Bu kadarcık büyüdü. Ondan sonra efendim çok ferah ettiler. Yemyeşil olunca. Arkasından baktılar ki sararmaya başladı. Biz bu kadar ilaç serptik. Su verdik. Dün yeşildi. Bugün nasıl? İşte bunları çıldıran mesele bu. Evet. Çıldırtan mesele bu. Hoca efendiler. Yürümedi, işleri büyümedi. Evet. Şimdi bu kadarcık kaldı, başa kattı, sarardı, bitti. Evet. Onların misali öyle ekine benzer. Bu kadar %100. Bunlar efendim 90 sene var. Hı hı. Hükümde. Anladım. 90 senede
90 santimi geçmedi. Doğru söylüyorsunuz efendim aslında. E git gör dedim be. Şeyin geyikli baba var. Ya. Şeyde. Ağacı değil mi? Elhamdülillah. Git gör. Elhamdülillah. O ezanımızın yetiştirdiği. Eyüp Sultan'a git, Eyüp Sultan'dakine bak. Evet. Efendim Topkapı'ya git, Topkapı'ya biz Çınar Ağacı ezanımız Çöp kabilinden değil. Evet. Nesli Paki onların da Peygamberin Nesli Paki'ne ulaşır. Ehli Beyt'tir onlar da. Evet. Şeyden, evet. Edeb Ali'nin kelimesinden dolayı onların hepsi şeylidir. Ehli Beyt'tir. Hocam öyle. Aslında hiçbir sülale yoktur ki efendim millete hükmedip de saltanat cihetinden. Hı hı. Efendimizle nispeti olmaz. Allahu Ekber. Bu fakir şeye Malezya taraflarına gittim. Hindistan'a gittim. Efendim o civarlarda da bir sürü krallıklar, sultanlar vardı. Hepsinin şeceleri var. Hepsi şehit. Elhamdülillah. Geçiş. Elhamdülillah. Bu ders arkadaşının ismini söyler misiniz? Şam'daki. Keftaru Efendi'yi tanıyor musunuz? Efendim? Siz? Keftaru Efendi'yi tanır mısınız? Kimi? Keftaru. Şam'da, Şam'da. Şam'daki. Ders arkadaşınızmış. Keftaru. Bak şimdi. Bak, ben Şam-ı Şerif'in 44 senesinden 44 senesinden ben onu gördüm. Efendim daha Molla sebatında tipindeydi. Onların atalarının Nakşibendi dergahları vardı orada. Cami-i Nur derlerdi. Orada böyle bir kürsünün üzerinde kürsü dediğimiz rahle mi? Vazuna sadece oturdukları bir şey vardı da orada oturur siyah sakallıydı. Siyah sakallıydı. Genç. Belki o zaman o 30 yaşlarında vardı. Bu fakir de belki 25 yaşındaydı. Bizi çok seven insandı. Elhamdülillah. Bilhassa biz bu Avrupalıları evet. Ancak yakıp çekip İslam'a ona çok merak ederdi. Nazım Efendi derdi bana. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güneş mağripten doğacaktır. Diye hadis-i şerifinde buyurmuştu. Sadaka Resulullah. Doğru söyledi Peygamber Aleyhisselam. Sizin yaptığınız, hatta o yeni camide acayip hal. Biz artık bundan 15 sene evvelinde belki buraya geldikten sonra ara sıra ziyarete giderdim Şam-ı Şerif'e de. Cuma namazını muhakkak onun camisinde kılardı. Evet. Ben içeriye girer girmez durdurur oturayım. Efendim selamlardı. Ben elini öperdim onu. Evet. Bizden yaşlı o. Yani meşe olduğu 10 yaş büyük. Efendim bana ayrı yer durdururdu. Orada otururdum. Bitirdikten sonra ey cemaat Şehnaz'ım geldi derdi. Size birkaç söz söylesin. Ben elbiyorum. Kefe ya Hazreti Üstad, Hazreti Şeyh ente şebbatuhum ve şereşat. Maalesef Şeyh'in azmeyi ama her zaman kuzu yerler. Sen de zeytin meytin ver kendilerine, bir parça değilsin derdi. İlla fakiri illa bir
Benden dilim durmaz ya, kim olursa veriştirik onu. Ey ehli Şam! Yukarıdayız ya, Şeyh Efendi'nin orada inemedik ya. Entum! Şeyh Efendi'nin oradayız. Ehli Şam, makbulin inde Rabbina fi dünya fil ahire. Erakum tarikin sünnete nebiyikum aleyhisselatü vesselam. Lecaihun mekşufur rûsya. Şey gülerdi. Gülerdi. Şeyhullar Hazretleri gülerdi. Cuma namazı nasıl edilir? Geliyorsunuz başı kapaklı. Devir işir değil mi? Çok hoşuna gelir. Bizim de dilimiz kemik yok da sıfır işi. Söyler. Kim gelirse gelsin. Ne bu? Şakır işte son nefesine kadar efendim yani biz orada değildik ama burada işittiğimizde cenazesini kıldırdık. Evet. Alim kimseydi. Şimdi çocuklar, çocuklar bu basi denilen şeytanlar yani altı üst ettiler ortalığı. Efendi Hazretleri, Türkiye'den kimi seversiniz? Efendim? Hoca efendilerden. Türkiye'de kimi seversiniz? Hoca efendilerden hepsini severim. Allah razı olsun. Nasıl hakkı? Hani böyle... Madem ki dinimize hizmet ediyor, severiz. Allah razı olsun. Evvallahi sövürse erme. Sövürse hem pezevenklere ben de severim derim. Yapışsın. Evet. Değil mi hoca efendim? Neyse. Biraz önce söylediğim ilahi... Madem Allah'a da verir. Muhammed Lütfi Efendi'ye ait. Bizim Mahmud Efendi var. Evet. Mahmud Efendi. İfade ederseniz. Siz doğmadınız daha. Evet, evet. Ben onu hiç yazabilirim. Ya böyle kısa boyluydu. Evet. Etrafında 5-6 İhvanı vardı. Mürid değil onlarda. 7-8 kişi vardı. Beni görünce gelir söyle. Şeyh Nazım, bu senin sakalın değiyor. Sünnete bak. Ne için dedim? onu sakalı şerifi diyor. 4 parmaktan uzanmaz. Ne yapalım dedim. İlla benim sakalımı kısaltmak isterdi. Ben de kendisine veriştirdim Mahmud Efendi. Şimdi Mahmud Efendi dediler ki müceddit olmuş. 15. asır müceddidi. Gördünüz mü öyle şey? Duymadık hiç. Evet. Duymadık. İstanbul'da yıkan 40'ta İstanbul'a gittim. 40. 1940'da Darülfünun'a. O sene ilk İslam aşısını aldığımız zat Erzurumi Hazreti Süleyman Hazretleri'ydi. Çarşambadaydı o. Evet. Siz yetişmediniz. Tabii, evet. Hiç yetişmediniz. Ondan o lezzeti aldık. Mühendis Mektebi'nde bir Gümüşhaneli Ömer Efendi vardı. Evet. Ömer Ziyahattin Gümüşhaneli. Evet. Seni bir yere götüreceğim demişti. Biz kimyadaydık o zaman. Düzeyini çok beğeneceksin. Nazım Efendi dedi bana. 27. gecesi oraya gittik. Her gece biz camilerde dolaşırdık. Gittik. Efendim baktım ben cami aradım. Birkaç ayak ahşap merdivenle çıktım. Bir yere girdik. Ahşap bir bina. Bir cemaat gördüm. Ömrümde görmemişim. Taşım baktım. Bir cemaatın hepsi sarıklı tesvimli. Böyle. Ses seda yok. Sinek uçsa duyarsınız. Epey oturduktan sonra millet baktım ki sol taraftaki bir küçük kapıdan bir zat çıktı. İlk kalbime gelen
evliya dedikleri kimse herhalde bu kim, bu gibi kimse. Bu kimsedir diye tasdik geldi kalbime. Hocam o zaman kimya okuyor öğrenci. Evet. Heybetli Fatih Sultan Mehmet'e benzer bir libas. Hocamın libası değil. Hacı Süleyman Efendi ise Erzurumi Hazretleri. Ayağa kalktı. Mihraba geçti. Böyle döndü bu tarafa da. Ben en geride saftayım da. Ey bizi ziyarete gelen kimse her geceyi Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil dedi. Sanki o bizim kalbimize oturdu. Evet. Oradan buraya sürüp geldi Allah'ın hikmeti. Ya, ya. Evet. Ne kadar var? 60-70 sene. Yetmişsene. Allah'a ekber. Ha, onu bu böyle. Bizim Mehmet Zahid Efendi. Şeyh Mehmet Zahid Efendi. Allah sırrını takdis etsin. Amin. Efendim. O mübarek zat ziyaretine gittiğimiz vakitte mihraba girmezdi. Pazar günü de onun sohbeti vardı. Evet. Mihrapta oturur, bize emrederdi, sohbet yaptı. Sohbet yaptırırdı. Yani Şam-ı Şerif'e de gelirdi Şeyh Efendi Hazretleri'nin o. Bize gayet muhabbeti vardı. Elhamdülillah. Mehmet Zahid Efendi, heybetli zat. Evet. Ben diyorum, ben İskender Paşa cemaati. Sizin aklınız kesmez mi? Ne aklınız var, ne hikmetiniz var sizin. Bu mübarek zat mihrapta oturup kendisi çıkmıyor da bize emrediyor, çık. Nasihat et, kendisi de oturuyor. Ne manasıdır o? Benden sonra dinleyin buna demektir. Evet. Fakir doktor var damadı rahmetlendi ya. Esat Efendi. Esat Efendi. Coşan evet. Esat Efendi işi değil ki. Esat Efendi işi değil. Evet. Ama bazı kıskanç cemaat illa onu koyacak. Onun alakası yoktu zaten. Şeyle Sami Efendi ile Sami Efendi Hazretleri. Mahmut Sami Ramazan oldu. Mahmut Sami evet. Allah Allah. Şam-ı Şerif'e geldi. Şam-ı Şerif'e geldi. Şeyh'imin sarılarından beyat aldı o da. Şeyh Efendi Hazretleri bizim ya Seyyidi dedi. Oradan hicrete gelmişti o. Hicrete geldi. Bir altı ay kadar oldu, bizim Ömer Efendi vardı, Kirazoğlu, damadı, evet. Vefat oldu o da, zannederim, mühendisti. O bizim ahbabımızdı, İstanbul'da şeydeyken, üniversitedeyken. Sonra, efendim, geldi, gelir, dağa çıkar. İlla ziyaret eder giderdi. Bir gün Allah sırrını takdis etsin. Sami Efendi Hazretleri dedi ki dediler sizde dedi ruhul beyan tefsiri var mı dedi bana. Şeyh Efendi'ye. Bunu ona sor dedim. Bizi gösterdi Şeyh Efendi haberle. Dedim vardır. Ruhul beyanı bilirsiniz siz. Evet, İsmail Hakkı Muhsin. Muazzam bir tefsirdir. Doyurucudur. Dedi ki, bunu Nazım Efendi'ye sormuş dedi.
o size söylesin. Dedi ki var. Bana dedi ki efendim dördüncü Suretül Enfal Enfal'i isterim dedi bana. Nazım Efendi bunun birinci cildedir. Getiriniz dedi de ben onu mütala edeceğim. Götürmüştüm mübarek zata Sana ve Hazretleri kimseyi kabul etmez. Yersiler gelir ama uzaktan. Çarşambaları giderdim ben oraya. Çarşamba günleri giderim. Zafer Hocam, müsaade isteyelim. Tefsiri bana okutur, kendisi yazardı. Abdülkadir bekliyor. Onun çok güzel notları vardı. O gün kimse kabul etmez. Dersi tamamladıktan sonra da emrederdi. Bir sene içerisinde makat hadar. Yemeği getirirler. İlla benimle karşılıklı oturup bana yedirmeden kendisi yemez. Yerdim elini öper. Böyle şey zaman ya da hediyesiyle beraber bana izin verir çıkar. Her şey. Ta Şam'dan efendim dönünceye kadar geri belki bir seneye yakın. Böyle sohbetinden sonra mübarek orada hicretle geldi. Lakin aile tarafından kelimesi evlenecek, evlenecek diyerekten efendim, Efendi Hazretleri'ni aldı götürdüler. Bir kere daha gelemedi. Hmm. Onun kıssası da böyle. Evet. Ben başka soracak hocalardan kim var? Ömer Nasuh Efendi'yi bir defa gördüm. Hmm. Erzurumi. Erzurumi evet. Muhammed Lütfi. Şeyh evet. Efendi, Erzurumlu Muhammed Lütfi, biraz önceki okuduğu mısralar onun kalemindendi. E onu görmedik biz. Allah Allah. Muhammed Lütfi, Alvarlı Muhammed Lütfi, Alvar İmamı diye bilinir. Neredeydi o? Erzurum. Erzurum, Erzurum. Erzurum, Erzurum görmedik biz onu vardık ama İstanbul'da efendim Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'ni gördüm. Biz de sizi gördük elhamdülillah. Üniversite talebelerinden bir grup giderdik, elini öperdik. Hmm. Siyah takkesiyle böyle minderin üstünde dizlenmiş otururdu. Hmm. Masası önündeydi onun. Bize hayır dua etti. Evet, Hacı Cemal Efendi vardı, Alasonyalı. Cemal Öğüt mü? Öğüt. İcazetim ondan. Elhamdülillah. Zahir ayındaki icazetimizi o verdi. Allah Allah. Efendim, Fahri Efendi vardı, Adalar Vaizi. Beni okutandı Arapça. Hmm. Efendim, sonra en son güzel yazıcı. Hmm. Abdurrahman. Abdurrahman. O da bizi çok severdi. Dün damadıyla kelimesi gelmişti buraya ziyarete. Maşallah. İstanbul'dan. Sabah geldi, akşam da duruyor. Maşallah. Başka kim var bildiğiniz? Allah razı olsun. Tabii biz onların isimlerini biliyoruz efendim. Tabii. İyi bilgi verdiniz. Tabii. Allah razı olsun. Bunlar kimse söylemez, bilmez. Evet, evet. Efendim, bir daha bizim Adnan Efendi var. Oktar mıdır? Oktar mıdır? O da bizi sever. Ben de boş bırakmam. Ağzına lazım olanı veriştiririm. Kimse de söyleyeyim. Aylık vermeseydiniz vereyim. Ben dedim ne fazla ya. Anladın değil mi hocam? Bayramlık ağzımı açarım o bak. Tamam. Tamam. Kimden izinlisin? Ve hangi hocamız gelirse hepsi izin verdi bana. Ne istersin ki? Buradan İstanbul'a kadar imza lazım. Ya. Hepsinden izin almışım. Ya. Ya.
Allah sizden razı olsun. Tut. Vakit ayır. Tut değneğin ucunu. Tut tut tut. Hepinize bir bağ atayım da. Evet. Şey, aklımız başımıza gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezine yuvayyûneke innem vayyûne Allah. Yedullahi fevvâidihim femen neket fevvînem ayakutu ala nefsi. Hemen evfâ bimâ âhed âlillâh fesevüti ecel azîmâ. Sadakallâhu l-azîm. Rızîna billâhi rabbâ gülisâvdînâ seyyidina Muhammedin sallallâhu nebî ve rasûlâh. Ve rızîna bisâdâtina kirâm cemî'an abdullâh dâhî sâni. Sâir-i sâdâtina el-Fâtiha. Allah'a emanet olun. Ayet-i Kerime elbette ki ilâ yevmül kıyamete kadardır. Evet. Binaenaleyh bu beyat sünnet-i peygamberidir. Bağlayacaksın. Millet, milleti insan bağlıdır birbirlerine. Elhamdülillah. Evet. O tesbih. İp olmazsa hepsi dağılır. Doğru. Evet. Şimdi şey oldu mu tamam. Evet. Evet. Çünkü Allah, Allah da sizi seviyor inşallah. Feyiz menbaı oradandır. Evet. Bizim, dua buyurun inşallah hayır bizim dua için. Edelim. İnşallah. Hayır bulasınız. İnşallah. Bizi saydınız. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak sizi saydırsın. Allah razı olsun. Amin.